Uzaylılar var mıdır yok mudur diye direkt size soracak olursak. Yoktur. NASA canlıların olduğunu kanıtlayacağız tarzında açıklamalar yapıyor. Medyada yer alıyor bunlar. Yani en son haberlerde gördüm. 7 tane daha gezegen bulmuşlar. Daha bu konu hakkında başka bilgim yok yani. Uzaylıların olmadığını düşünüyorum. Olsaydı zaten Kur'an-ı Kerim'de geçerdi. Uzaylıların olup olması olmamasının Kur'an-ı Kerim'de geçtiğinden emin miyim? Yo, emin değilim ama zannetmiyorum. Yoktur yani. Olsa da bana bir faydası olmaz. Onlar nerede yaşayacak, ben nerede yaşayacağım? Uzay dünyada olmadığını biliyorum yani. Bir vatandaş katıldı ama. Uzaylılar var mıdır yok mudur? O kadar alem var yani, o kadar gezegen var, şey var. Şu an zaten dünyada uzayın içinde yani. Kanıtla bana olup olmadığını. Mantık olarak biz de uzaylıyız yani. Nasıl uzaylıyız? Ya şu an biz de uzayın içindeyiz. Yani uzay, sen o kadar alemin içinde, o kadar alemin içinde, şeyin içinde emin misin yani ne bileyim sadece biz olduğumuza? Ya bir şey demiyorum. Ha bu kadar. Arka tarafta da bir diyalog oldu ama hani vardır var, yoktur tarzında. Burada istasyonda bildiğiniz diyalog oldu. Hani. Ben yok diyorum arkadaşlar var ya ama. Kim yok diyor, kim var diyor. Olmaz olur mu? Vallahi ispatlayın da bakalım olsun ya. Hayır. Uzayda, evrende yaşamıyor musun? Evrende, biz de uzay içindeyiz. Şöyle bir muhabbet var. Şu an yaşadığın evren ne? Dünya. E tamam. Dünya neyin içinde? Şu an dünya... Uzaylılar var mı yani? Hayır. Dünya neyin içinde? Gezegende. Tamam, gezegende bir uzayın içindeyiz değil mi? Uzay diyoruz biz gezegene. Sonuç olarak biz dünyalıyız. Yani uzayın içinde yaşayan. Arkadaşlar, Jüpiter'e gidiyor musun? İmkanı olsa onun için uğraşıyor NASA. Tamam, uğraşıyor da. Pardon, kaç tane gezegen var şey kardeşim, yapmayın ya. Tamam, ben sana bir şey diyeceğim. Şimdi sen aydasın değil mi? Şu dünyada değil mi? Dünyada Allah bize her şeyi vermiş. Suyumuz var. Elhamdülillah. Şey suyumuz var, her şeyimiz var. Bir yaşama için bir şeyimiz var yani değil mi? Burada yaşayabiliyoruz. Yer çekimi var burada dünyada. Bak bu ayda yok. Ay'a gittiler en son. Ayda yok. Bir Ay'a gidebiliyor zaten. Başka biz gitmiyoruz. Onda NASA gidiyor. Ay'a gidiyoruz. Orada yer çekimi yok. Su yok. Ya bir uzaylı bir yaşayan diyorsun değil mi bana? Uzaylının suya ihtiyacı vardır. Değil mi? Yer çekimine ihtiyacı vardır. Şunu söyleyeceğim. Belki oradaki insanlar yer çekimine veya suya ihtiyaç duymuyor. Uzaylılar diyeyim. Kaç tane gezegen var? Sadece biz bir gezegen var dediler. 7 tane daha çıktı dediler. Değil mi? Evet. Samanyolu var, bunun galaksisi evet. Var, o su var, bu evet. Su var. Bu kadar büyük bir evrende sence yalnız mıyız? Sence yalnız mıyız? Tamam, şöyle muhabbet de var. Uzaylılar insan diyorsun. Biz de uzaylıyız diyorsun. Ha, biz uzaylıyız. Tamam, uzaylıysak... için. Tamam, o uzaylılar ne yiyor, ne içiyor? Yer çekimi yok. Evet. Orada zaten insanlar tüksüz çıkamıyor biliyorsun. Tamam. Nefes alamıyorlar. Sen o insan olduğun için, oranın şartlarına uygun olmadığın için öyle. Tamam. Belki orada yaşayan kişi diyeyim, oranın şartlarına uygun. Abi hava istemiyor belki, su istemiyor. Öyle bir yapısı var. Peki biliyor muyuz hava su istemediğini? Bunu daha bilemiyoruz. Hava ihtiyacı, suya ihtiyacı olduğunu biliyor muyuz? Şu an bu teknolojiye sahip değiliz. Peki bir dakika, az önce arkadaş dedi ki burada hayvanlar yaşıyor, kara hayvanları, deniz hayvanları. Kim dedi hocam? Bu arkadaş... Bilmiyorum, az önce geldi burada konuştu gitti. Şu arkadaştı herhalde, bilmiyorum. Değil mi? Az önce dedi kara... Ben onu tanımam. Ya abi onu tanımam. Kendi fikrim bu. Tamam, kendi fikrim. Peki bir insan, bir hayvan ya da suya ihtiyaç duymadan yaşayabilir mi? Bak, ya bir canlı su, en bir canlı bir bitki yani susuz güneşsiz yaşayabiliyor mu yani? Fotosentezle bitki fotosentezle besini sağlıyor. Değil mi? Fotosentez yaparak. Yıllardır şu olay var değil mi? Bak, yıllardır yok UFO geldi, yok uzaylılar dünyamızı ziyaret edecek. Sence söylenti ne ibaret mi? Bence Amerikan oyunları onlar ya. Vallahi. Çok tehlikeli bir ülke. İşimiz olmaz Amerika'da. Arka plan da İsrail. Hepsi Amerikan oyunu. Evet. Aynen, evet. Uzaylılar yok. Peki, nerenin oyunu? Ne? Nerenin oyunu? Amerikan oyunu diyor arkadaşlar da. Ben Amerikan oyunu olduğuna inanmıyorum adama. Peki bu UFO'yu gördüler falan haberleri çıkıyor değil mi? Evet. Sen hangi ülkede oluyor bu sadece? Başka ülkelerde gözükmüyor. Hep Amerika'nın eyaletlerinde gözüküyor. Ne oluyor? Ne ya? Amerika'nın böyle bir oyunu varsa bir çıkarı olması lazım değil mi? Evet, haksız mıyım? Evet. Ne çıkarı var? Ben uzaylıya inansam Amerika'nın ne çıkarı var kardeşim bunda? Vallahi güzel bir soru aynen. Ne çıkarı ne var? Çıkarı var? Bunu cevapla. Ben de uzaylılar olmadığına inanacağım hadi. Vallahi ki ben güçlü ülkeyim. Uzaylılarla bir ben baş edebilirim diyecek. Ha, ne diyecek? Ya, o yüzden diyecek ben... Rusya niye söylemiyor? Aynı şeye sahip. Rusya demiyor ki ben UFO gördüm demiyor ki havada. Kardeşim bir uzay istasyonunu harcaması 12 milyon doları buluyor. Bunu niye yapsın adam? Uzay istasyonu niye kursun oraya? Uzay istasyonu nereye kurmuşlar? Uzaya? Uzaya kurmuşlar. Ne için peki? Evrende yaşam aramak için. Gezegenlerle hocam haksız mıyım ya? Başka şöyle bir dakika da var. Hani çıkıyorlar, Ay'a çıkıyorlar. Tamam. Orada yaşıyorlar, video çekiyorlar. Evet. Orada bir canlı görebiliyor musun? Hep toprak. Tamam.
Tamam. Yer çekim yok. Ay gezegen değil. Hayır. 18 milyar gezegen sadece bizim galaksimizde var. Ay gezegen yani değil hocam. Ay gezegen değil, yok. Uydu. O güneş sistemi de 18 milyar gezegen var ve dünya ile benzerliği, hani bu yer çekimi olsun, güneşin hani güneş sistemi olsun, 18 milyar gezegen var. İlla ki orada bir yaşam vardır ama hani bu dünyadakiler, yani Amerika olsun, ülkemiz olsun, Göktürk uydusunu gönderdik değil mi hocam? Onlar bunu sadece haber almak için göndermiyor, aynı zamanda diğer gezegenlerden de haber almak için. Hani onlardan bir sinyal almak için de gönderiyor. Şu an sinyal var mı ya? Bir bilgin var mı? Ben bunları konuşmayız. Ben arkadaşa bir şey söyleyeceğim şimdi. Abi şimdi bir dakika. Ben olduğuna inanıyorum. Ben bir şey söylüyorum. Saygı duyuyorum. Aynen saygı. Haberlerde çıkıyor değil mi? Uzaylılar gördük. Dünyamıza uzaylılar geldi. Sen öyle görmüşsün herhalde. Ben gördüm de yani. UFO gördüler falan diyor. Peki bu uzaya o kadar çıktılar. Niye orada bir tane UFO göremediler? Oranın yaşamaları. Ay var. Daha yeni yeni gittikleri Mars var. Daha ne var hocam? Mars var. Daha bunun gidemedikleri Venüs var, Merkür var, o su var, bu su var. Hiç rastlamadılar. Bizim dünyamızda UFO'lara rastladık, UFO'ya rastladık ama koskoca uzayda bir tane UFO'ya rastlamadık. Niye? UFO'ya bir dakika, gezegene çıkmalarındaki tek sebep zaten TürkSat'ı göndermeleri değil mi? Uydu, sinyal, televizyon izlemek için Göktürk. Değil mi? Bunun için gittik. Biz uzaylıları test etmek için gitmedik oraya, var mı yok mu diye. Ya ben zannetmiyorum. Biz dünyamızda UFO'ya... Böyle bir soru geldi. O zaman kaçıyorlar mı yani UFO'lar oraya gittiğinde insan olur? Şimdi önce sorusuna cevap vereyim, ondan sonra senin dediğine cevap vereyim. O TürkSat gönderildi ya, ilk önce radyo kullanıldı, doğru mu? Evet. Sonra televizyon kullanıldı. Evet. Şimdi bilgisayar kullanılıyor. Sonuç şu anda üst, şu anda hologramda üstün bilgisayarlar da kullanılıyor, doğru mu? Bu bilgisayarlar aynı zamanda diğer gezegenlerle de iletişim kurabiliyor ama var mı yok mu bilinmez. Ben var olduğunu düşünüyorum çünkü hani Kur'an-ı Kerim de bunun ışığında bazı ayetler söylüyor. Ben bilmiyorum, söyler misin? Nahl suresi kaçıncı ayet olduğunu bilmiyorum ama istersen hemen hangi bakayım. Sureydi hocam? Nahl suresi. Hemen ben bakayım. Ben sana inanıyorum, Kur'an'da nasıl açıklanıyor yani onu hemen öğrenmek bakayım. İstiyorum. Hemen bakayım abi, bakayım. Evet, internet gördüğünüz üzere günümüzün yine hemen bir şeyleri araştırabilip bulabildiğimiz konumunu koruyor. Yani. Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin 43. ayetinde göklerdeki yerlerdeki her şey Allah'a secde eder diye. Tam göklerdeki yerdeki şu anda şurası tek gök demiyor. Doğru mu? Gökler diyor. Göklerdeki gökler ve sadece galaksiyi de söylemiyor. Tabii bunu daha ilim bir insana sormamız yani gerekiyor ama. Tatlıya yani. Bağlayalım kardeşim. Peki şunu soracağım. Uzay buradan kaç kilometredir? Vardır bir 2 milyon kilometre falan. Kaç kilometre? 2 milyon kilometre. Vallahi uçak 200 bin fitle uçuyor tahmin. Bilmiyorum yani. Kaç bir kilometre? Ver herhalde. Sizce kaç kilometre? Neydi? Söyle. Uzay buradan kaç kilometre? Uzayın neresi? Şimdi Samanyolu galaksisi var. Bir de tüm galaksilerin yani bulunduğu bir... Çıkışından bahsediyoruz. Şimdi şöyle bir şey. Mesela ilk ulaşabileceğimiz yerini diyeyim ben. İlk ulaşabileceğimiz atmosferin sınırı. Dediği gibi 1 milyon kilometre falandır. Hani 2 milyon kilometre falan çok fazla da ışık yılı olarak hesaplanıyor biraz daha. Hani bir ışık yılı kaç kilometre eder bilmiyorum onu. Ama öyledir yani. Mainstream. Flow like water so I'm going mainstream.